Peki hocam şey soracağım size. Bebek anneye şöyle bir cümleniz vardı ama tam cümleniz bu mu hocam? Siz düzeltin yanılıyorsam. Bebek ya da çocuk anneye bağlı doğar. İşin özü annenin bebeğe bağlanması. Yani aslında güvenli bağlanma tek taraflı bir şey değil. Annenin de bebeğe güvenli bağlanması gerekiyor sanırım, değil mi? Harika, evet. Yani bağlanma tek yönlü bir davranış değil. Çocuğun davranışı aslında çocuk ihtiyaç içeri olduğu için bağlanmaya da ihtiyaç duyuyor. Tüm ihtiyaçlarını anne bedeninden karşılıyor. Anne bedeni onu kaldırıyor, yürüttürüyor, bir yere götürüyor. Anne bedeni onu kaldırıyor, yürüttürüyor. Bütün ihtiyaçlar anne bedeni üzerinden gerçekleşiyor. Anne bedeninden besleniyor. Bütün ihtiyaçlar ondan gerçekleştiği için çocuğun yoğun bir bağlanma ihtiyacı içerisinde dünyaya geliyor. O bedenden giderecek kendisini. Aslında bağlanma dönemi dediğimiz şey çocuğun bu doğal yönelişine annenin kendisini doğal olarak bırakmaya çalışması. Annenin bağlanmaya devam etmesi aslında çocuğun o döngüsünü tamamlattırması. Çok doğru. Yani annenin aslında çocuk ile kuracağı ilişki bağlanmanın özünü belirliyor. Çocuğun anneye dönük ilişkisi değil. Her çocuk bağlanmaya yönelik olarak dünyaya geliyor. Doğru, çok doğru. Peki hocam anne bebeğe nasıl güvenli bağlanır ya da neden bağlanamaz? Anne neden bunu gerçekleştiremez? En önemli sebep, en önemli iki tane sebebi görüyoruz aslında. İkisinin de köken duygusu aynı ama iki tane ayrı sebep söyleniliyor genellikle. Birincisi annenin kaygısı. Bağlanmaya en direkt olarak tesir eden duygu, engel duygusu kaygı. Eğer anne kaygılıysa, hani acaba çocuğum besleniyor mu? Acaba çocuğum şu oluyor mu? Acaba şu oluyor mu? Diye içerisinde bir duygu varsa kaygı duygusu geri çekilmeye sebep olur. Korku saldırganlaştıran, savunucu bir duyguyu oluşturur. Korktuğu zaman kişi diye karşısındaki kişiye saldırmaya başlar. Kaygıysa geri çekilmeye başlar kişi kaygı duygusunda. Duygularının aktivitesini azaltır. Karanlıkta bir adam gördük, peşimizden geliyor gibi olduğunda kaçmaya başlarız. Huylandığımız birisi yanımıza geldiğinde sakınmaya başlarız. Neden? Geri çekiliyoruz. Kaygı geri çekilmeyi beraberinde getirir. Eşim bana iyi davranmıyor, hoşuma gitmiyor davranışları. Duygularımı geri çekmeye başlarım. Aynı onun gibi bir anne de kaygılanmaya başlarsa duygularını geri çeker, duygusal aktivitesini azaltır, bağlanma sürecini devam ettirmekte zorluk çeker. En büyük sebep aslında bu. Bunun ikinci kısmı ise eğer bir anne çocukluğunda bağlanma davranışını öğrenmediyse kendi de çocuğuyla bağlanırken zorluk çıkıyor. Aslında oradaki duygu da yine kaygı duygusu. Ancak somut karşılığı kendi annesiyle güvenli bağlanma ilişkisi yaşamadıysa çocuğuyla da güvenli bağlanma kısmını oluşturmakta zorluk çekiyor. Peki buradaki zorluk çektiği şey ne? Çocuklukta neyi öğreniyor güvenli bağlanma sırasında? Aslında güvenli bağlanma diye söylediğimiz şey tamamen şunu içeriyor. Kendini bırakmayı öğreniyor aslında çocuk. Annenin kucağında böylece eğer güvenli bağlanma duygusu yaşıyorsa çocuk böylece bırakmayı öğreniyor. Kucağından alsan şöyle yere atacak gibi olmuş olsan çocuk o kadar güven içerisinde ki hiç umruna bile gelmez yani. Böyle bırakayım mı seni diye söylemiş olsan bile bebeğe hiç kaygılanmaz bile yani. Hı diye titremez yani. Aslında o ilk 2 yıl güvenli bağlanma dediğimiz güvenli bağlanmayla biz ruhsal olarak, duygusal olarak kendimizi bırakmayı öğreniyoruz. Şimdi yine yetişkinlikten örnek vermeye çalışayım. Kişi güvenli bağlanmasız olarak yetişkinliğe evrildi ve evlendi. Eşiyle birlikte yaşıyor. Güvenli bağlanması gerçekleşmediyse eşine kendini bırakamıyor. Duygusal olarak bırakamıyor. Aynı şey anne olduğunda da kendini çocuğuna bırakamıyor. Hafif bir şöyle tutuyor.
İşte o döngüyü tamamlanmamasına sebep olur. Yani çocuk anneye bağlanmaya yöneliyor ancak anne kendini tam bırakamıyor. O yüzden biz annelere neyi öneriyoruz? Eğer hani kendi çocukluk evresini veya kendini duygusal farkındalığı edinmişse şunu tamamlamasını söylüyoruz. Kendini bırakmayı öğrenmesi gerekir. Ya da güvenli bağlanmada zarara uğradığı duygularını onarması gerekir. Eğer bunu yapmaz ise kendinin de fark edemediği bir ölçüde hep şunu söyleyecektir. Yani içimde bir şey var, tam böyle hani gerçekleştiremiyorum, adını da ne bilmiyorum ama sanki böyle biraz tutuyor gibiyim. Tam bırakamıyorum sanki. Sanki dediği, içerisinde duygusunu tuttuğu, barajın arka tarafında durduğu, bir türlü öne doğru atlayamadığı, bırakamadığı bir duygunun varlığını fark eder zaten anne kendisinde. İşte o çocuklukta kendisini bıraktığı sırada kaygılanmış olduğu durumda kendisini geri çektiği, kendini güvende hissetmeye çalıştığı, güvenli bağlanma ilişkisini tamamlayamadığı duygunun adı aslında. Yetişkinlikte eşiyle ortaya çıkar, yetişkinlikte çocuğuyla birlikte ortaya çıkar.